Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte kağıt ve ambalaj sektörünü inceleyeceğiz. Yine sektör oranı analizleriyle karşınızda olacağım. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz ve hatta abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlara bazen yazıyorsunuz çekilmiş olan sektörleri ama videolarımızdan haberdar olursanız o zil butonuna basarsanız zaten e, videosunun çekildiğini göreceksiniz. E, size bildirim gelmediği için e, aynı yorumları tekrardan yazıyorsunuz ve hatta yorum demişken de bir sonraki videoda hangi sektörün e, videosunu istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yorum kısmına belirtmeyi Unutmayalım. Evet şimdi gelelim e, bugünkü sektörümüze. Bugün sizlerle birlikte kağıt ve ambalaj sektörünü inceleyeceğiz. Şimdi hemen sektörümüzü seçelim buradan. Sektörümüzden e, kağıt ürünlerini seçelim. Kağıt ürünlerinden de burada e, bakacağımız şeyler yine aynı. Esas faaliyet kar marjı oldukça önemli. E, Öst sermaye karlılığına bakacağız. Firma değeri bölü esas faaliyet karı, e, fiyat kazanç oranı piyasa değeri böyle defter değeri oranı ve de esas faaliyet karının büyümesine yıllık olarak bakacağız. 2022 12'yi seçeceğiz ve buradan analizimize gidelim. Şimdi öncelikle esas faaliyet kar marjı anlamında şöyle en büyüğe baktığımız zaman buradan Konya kağıdın ve Alkim kağıdın ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi gelelim öz sermaye karlılığı kısmına. Öz karlılığına baktığımız zamansa burada en iyi iki şirketin Durdo ile Alk olduğunu görüyoruz. Bu iki şirket yine ön plana çıkıyor bu sektörde. Şimdi firma değeri böyle esas faaliyet karına bakalım. Burada da en ucuz şirket iki tane şirkete baktığımız zamansa burada Durdo ile Monditire'nin çıktığını görüyoruz. Şimdi fiyat kazancı gelelim. Fiyat kazanç olarak da burada Konya Kağıt ile Tezol'ün bakın ön plana çıktığını bu sefer görüyoruz. Piyasa değeri böyle defter değerine bakalım. Piyasa değeri böyle defter değeri olaraksa Konya kağıtla bakabın e, ön plana çıktığını görüyoruz. Ve son olarak da esas faaliyet karı büyümesi anlamında da en iyi şirketin burada Durdo ile Tezol olduğunu görüyoruz. Yani bu şirketler e, bu 6 kriterde ön plana çıkıyor. Peki. 6 kriterde birden iyi olan şirketler hangileri? Şimdi gelin bunlara bakalım. Şimdi hemen Excel tablomuzu buradan açmak istiyorum. Aşağıda bakın sarıyla olanlar ortalamamız ve 6 tane kriterimiz yer alıyor tabloda. Şimdi esas faaliyet kar marjına öncelikle bakmak istiyorum. Esas faaliyet kar marjı olarak bizim ortalamamız 16.21'miş. Şimdi bunun üzerinde kalan şirketleri de hemen şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayarak bakalım. Şimdi burada bunlar nelermiş? Konka, alka, durdo, barma, tezol ve karton. Kartonsan yani. Ee, bunlar esas faaliyet kar marjı anlamında ortalamanın üzerinde yer alan şirketler. Bunları yeşille işaretlemek istiyorum. Altında kalan şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Altında kalan şirketlerde Monditire, KPM, ee, Bakap, Samat, Prizma ve Viking. Şimdi öz sermaye karlılığına gelelim. Öz sermaye karlılığı olarak da hemen büyükten küçüğe doğru şöyle sıralamamızı yapalım. Burada da e, bakın 38.46'lık bir ortalama var. Bunun üzerinde yer alan şirketlere baktığımız zaman şöyle bunları yeşil işaretleyelim. Burada e, bir önceki e, esas faaliyet kar marjına iyi olan şirketlerin hiçbirinin elenmediğini görüyoruz. Burada görüyoruz. E, Totalde 6 tane şirketimiz vardı iyi giden. 6 da 6 ile yoluna devam ediyor şu anda. ile bakın esas faaliyet kar marjı olarak düşük kalmış. Ee, öz sermaye karlı olaraksa yüksek kalmış. Bunu da söyleyelim. Ee, aşağıda da kötü olan şirketler var. Bu kötü olan şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Bu 4 e, pardon 5 tane şirketimiz hala kötü yoluna devam ediyor. Bunlar neler? Samat, Bakap, Kapleme, Prizma ve Viking bu 5 tane şirketimiz 2'de 0'la yoluna devam ediyor. Durdu Alka, Tezol, Kartene, Konka ve Barma'da 2'de iki 2 ile yoluna devam ediyor. Şimdi gelelim bir sonraki çarpanımız olan firma değeri bölü. Esas faaliyet karına burada hemen küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptığımız zaman ortalamamız bakın 30.96'ymış. Bu arada inanılmaz uçuk bir ortalama var. Yani 30.96'lık bir ortalama FK ortalaması 15.41 yani sektöre baktığınız zaman şirketin gerçekten esas halet karı ile net kar arasında ufak farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel bazlı tabii ki bunu söylüyorum. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani şirket bazına bakarsanız iyi olan şirketlerde tabii ki de olacaktır. Hemen ben burada iyi olan şirketleri şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Burada yine herhangi bir sıkıntı yok. Bakın 2'de 2 iki yapan şirketlerin hepsi yoluna devam ediyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Ama bakın kırmızılarda iyileşmeler var. Mesela Bakap ee, esas faaliyet kar marjı ve öz sermaye karlılığıyla iyi değilken sektörüne göre firma değeri böyle esas faaliyet karına göre bakın iyileşmeyi başarmış. KPLM de yine aynı şekilde. Samat da yine aynı şekilde ama burada Fikingli Prizma şirketleri ne yazık ki 2'de e, pardon 3'te 0'la Yoluna devam ediyor. Bu ne yazık ki iyi değil yani bu şu ana kadar Sektörün en kötü şirketlerinin Viking ve Prisma şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir sonraki çarpanımız olan FK çarpanına. Şimdi FK'ya Yine Büyükten küçüğe doğru sıralayarak bakarsak Burada Bazı şirket Bazı değil bir tane şirketin elendiğini görüyoruz. Ortalığımız 15.41'miş. Öncelikle şurada Yukarıdaki şirketleri yeşille işaretleyelim. Şimdi burada 5'te 5'le pardon 4'te 4'le yoluna devam eden şirketlere baktığımız zaman bakın Konka'nın yoluna devam ettiğini görüyoruz. Daha sonra Tezol var. E, Durdo var. E, Kartonsan var. Bir de Alkim kağıt var. Bu 5 tane şirketimiz yoluna devam ediyor. Bu devam ederken bakın e, ortalamanın bir miktar altında pardon bir miktar üstünde olan şirketimizde var mı? 15.82 ne yazık ki bir miktar pahalı kalmış. E, bu anlamda Barma ne yazık ki e, 4'te 4'ü yapamamış. Burada hemen aşağıdaki şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum onun dışında prizma ve e, viking şirketleri hala kırmızılarla yoluna devam ediyor Bu ne yazık ki şirketler adına yani sektörel bazı baktığımız zaman Olumlu değil Şimdi piyasa değeri böyle defter değeri Kısmına bakalım şimdi piyasa değeri böyle defter değeri ortalamamızda 5.42 5.42'ymiş. Hemen burada da Küçükten büyüğe doğru bir sıralama Yaptığımız zaman bakın burada da e, Yine yukarıdaki şirketleri şöyle yeşille işaretleyelim Şimdi burada da bir tane şirketle yolumuzu ayırmışız yine gördüğüm kadarıyla. Şimdi Konya Kağıt bakın 4, 5'te ile yoluna devam ediyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Tezol'de de bakın yine 5'te 5'e devam ettiğini görüyoruz. Kartonsa'nın da yine yoluna devam ettiğini, Durdon'un da yine yoluna devam ettiğini görüyoruz. Şu ana kadar 4 tane şirketimiz e, sektörel bazlık. Gayet güzel ama bakın burada e, bu sefer bir önceki e, kriterde FK kriterinde Barma elenmişti. Burada da bakın Alkim Kağıd'ın, Pd bölü dd'ye göre ne yazık ki sektöre göre pahalı kaldığını görüyoruz. Alkim kağıt bu yüzden e, ne yazık ki 5'te 5 yapamamış. Burada şu e, kriterleri de kırmızı ile işaretlediğimiz zaman yani 5.42'nin altında kalan şirketleri kırmızı ile işaretlediğimiz zaman burada bakın 5'te 0 yapan bir şirket var. O da Viking. Burada Prizma şirketimiz bakın piyasa değeri bölüm defter değeri olarak sektörel bazda ucuz kalmış. Yani burada 4 e, 4'te 0 iken bir anda 5'te 1'e dönmüş bir miktar olumlu diyebiliriz. Ama Viking kağıt gerçekten de şu ana kadar e, sektörün en kötüsü olarak gözüküyor. Şimdi son olarak da. Esas faaliyet karı büyümesine bakacağız. Esas faaliyet karı büyümeyi de şöyle büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. Öncelikle burada aşağıdakileri şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Şimdi burada baktığımız zaman bakın Viking kağıdın 6'da 0 yaptığını görüyoruz. 6'da 0 ile ne yazık ki kapanışını yapacak. Bu yüzden Viking kağıdı şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Onun dışında e, burada bakın prizma. Prizmaya baktığımız zamansa 6'da 1. Bir tek pi piyasa değeri bölü defter değeri anlamında iyi gelmiş. Ama burada atlanılan nokta var. Piyasa değeri böyle defter değinin, değerinin kalemlerine baktığımız zaman yani buradaki en önemli kalemlerden birinin net kar olduğunu görüyoruz ve net karda yani sürdürülebilir bir net kar içinde iyi bir esas faaliyet kârı gerekir. Yani burada esas faaliyet kârını yıllık bazda yüzde 54 küçülten bir şirketin sürdürebilir net kâr elde edebilmesi çok 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 zordur. Hatta imkansıza yakındır öyle söyleyeyim. O yüzden Prizma şirketi de bu anlamda PD dedi her ne kadar düşük olsa da bir sonraki bilançolarda e, bunun belki de yükseldiğini de görebiliriz. Bunu da söyleyelim. Şimdi Prizma şirketinde şöyle hafif e, açık kırmızıyla işaretlemek istiyorum. E, burada şöyle bir ton kullanacağım. Şöyle hafif hatta şöyle koyu kırmızı yapalım onu da. Bu da e, altıda bir yapan şirketimiz. Şimdi gelelim en merak edilen kısma. Burada yukarıdaki şirketleri de yani esas faaliyet kârı büyüme anlamında da enflasyonun üzerinde olan şirketleri de yeşille işaretlemek istiyorum. Hemen bunu da şöyle yeşile işaretleyelim. Şimdi bu işaretlemeyi yaptıktan sonra burada enflasyonun üzerinde kar elde eden ve 6'da altı yapan şirketlerimiz hangileriymiş onlara bakalım. Şimdi burada öncelikle elenen şirketlere bakalım daha sonra bunlara bakacağız. Şimdi bakın burada Barma ve Kartonsan esas faaliyet karına göre iyi büyüyememiş. Yani Barma bakın enflasyona göre %90 büyütebilmiş esas faaliyet karını Kartonsan da %57 büyütebilmiş. Bunlar e, ee, pardon mı diyorum çok özür dilerim. Sadece kartonsan, kartonsan bakın burada son düzlükte elenmiş oldum. Onun dışında 6'da 6 yapan şirketlere baktığımız zamansa burada bakın Durdo'nun ön plana çıktığını görüyoruz. Durdo gerçekten de sektörüne göre gayet başarılı bir şekilde yoluna devam etmiş. Onun dışında Tezol. Bakın Tezol de yine 6'da 6 yapan şirketlerimizden biri olarak gözüküyor. Ve son olarak da Konya Kağıt'ın e, bu listede kaldığını görüyoruz. Yani bu 3 tane şirketimiz e, kağıt ve ambalaj sektöründe ön plana şi çıkan şirketler olarak gözüküyor. Altıda 5 eban şirketler hangileri ona da bakalım. Şimdi bakın Alkim Kağıt Bakın burada piyasa değeri böyle de defter değeri olarak pahalı. Onun dışında bütün e, kalemlerde, bütün kriterlerde gayet güzel bir şekilde e, gözüküyor. Onun dışında Barma yine e, burada FK olarak çok çok ufak bir Pardon var mı diyorum kartonsan. Kartonsan da bütün kriterlerde güzel. Esas faaliyet karı olarak ne yazık ki iyi büyüyememiş. %90'lık bir esas faaliyet karı büyümesi var. Bu ne yazık ki enflasyona göre yeterli değil. Ama 6'da 5 yapmayı da başarmış. Yani burada e, 5 tane şirketimizin ön plana çıktığını, 3 şirketimizin parladığını söylemek yanlış olmaz. Bu arada kartonsanla ilgili bir temettü sıkıntısı da var. Onu da e, burada söylemeyeceğim ama yani şunu söylemek istiyorum yani kartonsan gibi yani A grubuna çok yüksek temettü B grubuna az bir temettü verilmesi de çok da doğru değil onu da söyleyelim yani mutlaka şirketlerin imtiyazlı paylarına da ve ona ayrılan kar paylarına da dikkat etmeniz gerekiyor hisselere yatırım yapmadan önce. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.